Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın Hazreti Davut Aleyhisselam'a kadar uzanan seceresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Hazreti Fatma'dan olan torunu Hazreti Hasan soyundan gelen kişilere İslam kültüründe Şerif adı verilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer torunu olan Hazreti Hüseyin'in soyundan olan şahıslar da Seyyid olarak adlandırılırlar. Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in şehit edilmelerinden sonra Seyyidlerin göç hareketleri iyice hız kazanmıştır. Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın aile büyükleri de Hülagu fitnesi sırasında Kafkasya'ya göç etmiş, daha sonra Osmanlı-Rus savaşları ve Rus-Kafkas savaşları esnasında Osmanlı'ya sığınıp Ankara-Bala'ya yerleşmişlerdir. Sayın Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey'in dedesi Beslen Arslan Kasayev'in kökeni Nogay Hanlığı'na dayanmaktadır. Beslen Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları olarak da tanınmaktadır. Arslanoğulları, 1827 yılında Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 Seyyid ailesinden biridir. Rusya Federasyonu, Stavropol Federal Arşivinde yer alan 17 Temmuz 1827 tarihli orijinal belgenin fotokopisi, Arşiv No. 48, Cilt 2, Dosya No. 853. Bu tarihi belgede, Kara Nogay ve Yediskul bölgesinde yaşayan Nogay Seyyidlerinin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler bir liste halinde düzenlenmiş olup, listede 3. sırada Adnan Oktar'ın dedesinin dedesi olan Beslen Arslan ve ailesinin kaydı bulunmaktadır. Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey, Kafkasya'da doğmuş, 1902'de Ankara Bağla kasabasına yerleşmiştir. Ömer Bey'in babası Hacı Yusuf, Hacı Yusuf'un babası ise Rus arşivlerinde Seyyid olarak kaydı bulunan Beslen Arslan Kasayev'dir. Adnan Oktar'ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Arslan soyadı Rus kaynaklarında da yer almaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın soyu ise annesi Hazreti Fatıma tarafından Hazreti Davud aleyhisselama bağlanmaktadır. Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatıma, Hazreti Davud'un soyundan gelen Baş Haham Hofnayn'in kızıyla Esed İbni Haşim'in evliliklerinden doğmuştur. Hazreti Fatıma radıyallahu anh, Abdümenaf, Ebu Talip'le evlendi. Bu evlilikten Hazreti Ali dünyaya geldi. Hazreti Ali'den sonra günümüze dek Sayın Adnan Oktar'ın seceresi şu şekildedir. Muhammed bin Ali bin Ebu Talip bin El Hanefiye Medine'de yaşadı. Sultan Kaab veya Kegab bin Muhammed Şam emiri. Sultan Hürmüz Mısır'da. Sultan Halid Sarsari emiri. Sarsari Bağdat Halifeliği'nin en büyük ticari şehridir. Sultan Velid Sarsari emiri. Sultan Kayda veya Kayıda Sarsari emiri. Sultan Mevlüt Sarsari emiri. Sultan Ebu el-As, Hatay emiri. Sultan Salim Ebu Hanife, Hatay emiri. Sultan Sadık, Hatay emiri. Ebu el-Hak veya Abdülhak, Medine'de yaşadı. Sultan Osman, Medine'den. Sultan Celaleddin Osmanoğlu, İstanbul'da yaşadı. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in Ethem ve Sadreddin adında iki oğlu vardı. Sadreddin Ahmet, bu kişinin tebliği vesilesiyle Altınordu Devleti'nden Özbek Han, İslam'ı kabul etmiş ve ardından Altınordu Devleti 1312'de İslam Devleti haline gelmiştir. Terme, Altınordu'da Kumkent şehrinde yaşamıştır. Karapçı, Termeoğlu, Güney Kazakistan Kumkent'te yaşamıştır. İslam Kiyak, Karapçı'nın oğlu. Nugaylar arasında Kiyak ünvanı bir kişinin Seyyid olduğunu göstermektedir. Altınordu topraklarında Volga Nehri ile Ural Nehri arasındaki Türk yurdunda yaşamıştır. Kadir Kiyak, İslam'ın oğlu, Ural ve Volga Nehirleri arasında doğmuştur. Kutlu Kiyak, Kadir Kiyak'ın oğlu, Kumkent'te doğmuş ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı olmuştur. Edigey, Kutlu Kiyak'ın oğludur. 1376 doğumludur. 1419 yıllarına ait Rus arşivlerinde kişinin kayıtları Seyyid olduğunu göstermektedir.
Altın Ordu Devleti yöneticilerinden biriydi. 1411 veya 1419 yılları arasında savaş meydanında şehit olmuştur. Rusya'da çok ünlü bir kişiydi. Arşiv kayıtlarına göre Altın Ordu Hanı Toktamış'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini açıklamıştır. Ve bu 17-19. Yüzyıllara ait çok sayıda belgede yer almaktadır. Nurettin, Edigeyinoğlu, Sadreddin Ahmet soyundan. 1412 veya 1419 yılında babası hala hayattayken savaş meydanında vefat etti. Vakkas, Nurettin'in oğludur. Beylerbeyi olmuştur. 1447-48 yılında savaş meydanında şehit edildi. Musa, Vakkas'ın oğlu. Nugay Hanlığı'nın kurucularından biriydi ve yıllarca han olarak görev yaptı. 24. İsmail, Musa oğlu. 1544'te Nugay Hanı'ydı. Bazı kayıtlara göre 100 bin kişilik bir ordusu vardı, 1563'te vefat etti. Din Muhammed, İsmail'in oğlu, Nugay Hanı. Erken yaşta vefat etti. Yönetime kardeşi Seyit Ahmet geçti. 1563 ve 1578 yılları arasında Nugay Hanı olarak görev yaptı. İslam, Seyit Ahmet Muhammedoğlu. Nugay Hanı olarak 1584'te tahta geçti. 1587'de şehit edildi. Kasay, İslamoğlu. 1610-1627 Stavropol çevresinde kendi çiftliği vardı. Seyit olduğu biliniyordu. Sultan Murat, Kasayoğlu. 1622-1643 Nugay Hanlığı'nın bölünmesi sonrasında Kasay kolunun başıydı. Musal, Sultanoğlu. 1651 Aslan Hacı, 1713, Kasay ailesinden. Bestau dağlarında yaşıyordu. Seyit olduğu herkes tarafından biliniyordu. Musa, Kasay kolunda. Besten Aslanoğlu, 1780-90'da doğmuştur. 1886, Besten şehri yakınındaki Beşdağ'da yaşamışlardı. Üç erkek kardeş, Murzabek ve Aslanbek Arslanoğlar aileleriyle yaşıyorlardı. Hacı Yusuf, Beslenoğlu, 1841. 1902'de Osmanlı toprağı olan Kafkaslardan hanımı Koşan'la birlikte hac farizesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti ve orada vefat etti. Ömer, Hacı Yusuf'un oğlu, 1859. Kafkasya'da Bestau, Beşdağlar çevresinde yaşadı ve 1902'de Bağla'ya göç etti. Yusuf Oktar Arslan, Sayın Adnan Oktar'ın babası, evlilik cüzdanında ismi Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Türkiye'de doğmuştur. Ve Adnan Oktar.